2023 ayet edebiyat sorularını çözmeye hazır mıyız arkadaşlar? Kampıma devam ediyorum arkadaşlar. Bu 19. videom daha önceki yıllar arkadaşlar konu konu bölüm bölüm çözmüştüm. Bu listeyi muhakkak not alarak izliyorsunuz. Çünkü çıkmış sorular çok önemli. İnan sorulara baktım. Aynı şeyleri değiştir değiştir soruyorlar. 2 3 tane böyle seviyeli seçici sorular var. Diyorum ve vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada sorularda bazı mini değişiklikler yaptım ve telif için bilginizi arkadaşlar. PDF'ini açıklamalardan alabilirsiniz. Sorulara geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı lütfen ama unutmayınız arkadaşlar. Hedefim 100 bin aboneye geçmek. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi birinci sorumuz. Yani ÖSYM ancak bu kadar güzel sorar arkadaşlar. Bir öğretmen olarak. Yani bildiğimiz bir şeyi çok güzel soruyorlar. Tamam mı? Edebi sanat sorusu. Şimdi demiş ki benzetmede 13. yüzyılda sevgilinin sevdiği gibi uzun boyu ve sevgilinin gonca gibi küçük ağzı. Şimdi bakın. Hocam ee, sevgilinin boyunu hatta uzunluk bakımından boyunu serviye benziyor. Ya buna bir şey diyoruz. Teşbih diyoruz hocam. Teşbih bu yani. Benzeyen var, benzetilen var, benzetme yönü var ve benzetme edatı var. Yani dört dörtlük teşbih. 14. yüzyılda sevgilinin sevi boyu. Yine benzeyen var, Benze, değil mi sevgilinin boyu seviye benzetti. Burada benzetme yönünü ve edatını kullan. Biz buna teşbihi belir diyoruz hocam. Teşbihi belir. Yani birazcık da kısaltmış ama e, benzeyen ve benzetilen var. Yani ikisi de teşbih. 15 ve 16. yüzyılda ise arkadaşlar sadece Selvi ve Gonca demiş. Yani arkadaşlar benzeyen e, söylenmemiş, benzetilen söylemiş. Arkadaşlar Şimdi burada zaten diyor ki sevgi ve gonca denince insanın aklına işte sevgilinin küçük ağzı ya da boyu gelirdi. Arkadaşlar benzeyen ve benzetilen varsa bu teşbihtir ya da teşbihi beliridir. Ama ikisinden birisi yoksa biz buna istiare diyoruz. Çok ama çok önemli. Bunu yani hatta bana göre edebi sanatların en zoru istiaredir. Açığı var, kapalısı var. Ayrıntı Ama burada şunu bilin. E, benzetilen söylendiği için, bak Seridi ve Gonca sadece benzetilen, güçlü olan açıkça söylendiğinden açık istihar ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Tecalü Arif arkadaşlar sala yatma. Böyle bir şey yok. Telmih önemli bir olaya, kişiye anımsatma yok. Hüsnü talil güzel bir nedine bağlama. Tenasüp de benzer konuyla alakalı kelimelerin beraber kullanılması bu yok. Verilen örnek arkadaşlar istiharedir. İstihareyi yine her zaman sınavlarda bekliyoruz. Şu ikinci sorunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Manyak bir soru. Çok beğendim. Şimdi şiir vermiş hangisi dörtlüklerden güzelleme olacak diyor. Güzelleme şiir türü. Klasik aşık sevgili tipi olacak. Tamam hocam. Abartma sanatı ve tam kafi. Arkadaşlar bir Şimdi güzelleme demek koşma değil mi? Koşma, güzelleme, kocaklama falan vardı hocam. Güzelleme bir kere koşma olduğundan dolayı 11'lidir. Seçeneklerde bir şiir 8'li heceyi de eledim. Çünkü 8'li deyince aklımıza semai varsa gelecek. Böyle ezberlemen istiyorum. 8'in S'si semai varsa daki S harfleri yani. Bunlar 8'li. bir şıkkı eledim. Çünkü ee, A, B, C, D hocam hepsi 11'li. 11'li olabilir. Tamam mı? Dişik e, güzellemenin 11'li olmasından dolayı bir seçeneği eledim. Sevgili tipi abartma ve hocam ben burada tam kafiye bakarım ya. Tam kafiye benim için önemli. Şimdi bakın. <laughs> Mola 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 hocam. Şunlar bir defa yazılışı aynı, anlamları aynı. Bunlar hocam redif oluyor. Hatta şunu çok anlatmışımdır. Okunuşları, yazılışları, anlam ve görevleri hep aynıysa arkadaşlar rediftir. Okunuşları, yazılışları aynı ama eşit değil. Yani anlam ve görevleri farklı ise de biz buna ne diyoruz? Uyak diyoruz. Hocam mola 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 bu için değil, art gitsin. Çünkü a a a b ya. Bir defa dördüncü dizeye bakmıyorum. Hocam molalar burada rediftir. Yar, zar, var. Hocam bunlarda yazılışı aynı olanlar. Ar ama anlamları çünkü kelimenin kökünde redif arınma, alı, ıı, aranmaz not alın. Kelimenin kökünde redif aramıyor. Hocam A seçeneğindeki buradaki arlar tam kafiye. E on koşma. Benim sevdiğim güzel var mı? Nola hakkın yarattığı. Yani Allah'ın yarattığı kullar içerisinde benim sevdiğim. Bu da bir yapar. Hocam aşık olabilir bak. ya Aşık da hani ceha aşık. Mesela B'ye bakalım. Hepsini 11'li kabul ettim ya. Helak melek gömlek usandım hocam. Ne yapıyorum? Şu usandımı sildim. Helak melek e, melek gömlekte ne aramıyorum? Ridif aramıyorum. Buradaki sadece K sesleri ortak olduğundan okunuşları, yazılışları, anlamları farklı oldu. Buna ne diyorum ben? Yarım uyak hocam. Bu gitti. Cihan'a bakıyorum. Kara yara çara da bir defa Ridif yok kara, yara, çaradaki aralar okunuşları ve yazılışları aynı. Anlamları ve görevleri farklı olduğundan dolayı arkadaşlar sadece e, aralar olduğuna Bu da ne olur hocam? Şöyle yazıyorum. Zengin uyak diyorum arkadaşlar. Bu arada niye? Devam ediyorum. Kalemde bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ekran gitti ondan dolayı. Sanırım C seçeneğini anlatıyordum. Hocam kara, yara <laughs> ve aralar. Buradaki aralar arkadaşlar nedir? Zengin Uyak hocam yazıyorum şuraya Zengin Uyak hocam C'yi ve Bursa'yı Uyak'tan dolayı elemiş oldum. Denizli getirdi, yetirdi, götürdüdeki bu ır ir ürler arkadaşlar hepsi getirmek, yetirmek, götürmek. Buradaki irler arkadaşlar nedir? Yapım ekidir. Yapım ekleri ekler farklı da olsa arkadaşlar biz bunu redif kabul ediyoruz. De zaten arkadaşlar diğeri geçmiş zaman gibi burası komple redif getir, yetir, götürdeki T de arkadaşlar ne olur? yarım uyak olur hocam. Ondan dolayı Denizli'yi de eledim. Cevap A seçeneği demiş olduk. Çok güzel. Yani güzellemenin koşma ve 11 birliği olduğu zaman bir şıkkı eledik. Tam kafiyeden Bursa, Ceyhan, Denizli'yi eledik. A seçeneği kalmış oldu arkadaşlar. Oldukça güzel, kaliteli bir soru. Yine buna benzer soruları bekliyoruz. Sadece soruyu değiştiriyorlar, farklı soruyorlar bize. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bir dize vermiş. Hangisi yoktur demiş hocam. Yinelemelerle. Ahenk, aşk konusu, serbest şiir, sevgiliye, sitem, edebi, sanatlar. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi altında durduk. Hocam yinelemelerle ahenk. Hocam şurada geldin, geldi, ne bileyim, geldi. Bak bunlar şey değil mi arkadaşlar? Yinelemeler, tekrarlar. E, durdun, durdu var. Yani durduk falan var. E, ve merhamet, merhamet var hocam. A bulutlar da varmış. Bak bunun yeni bulutlar var. Hocam yinelemeler, tekrarlar var hocam. Bunlar ahek unsurudur. Aşk konusu mu? Evet. Köşemde oturduğun. Gözde, aşkı zaten bu belli. Serbest şiir doğru. Mesela ünlüleri saydığımız zaman 12, 10, 16 farklı farklı yani. Hepsi 11'li olamaz zaten. Şekle baktığınız zaman serbest şiir hecelerde birbirini tutmuyor. 10 da var, 16'da var hocam. Doğru. Sevgiliye sitem. Arkadaşlar sitem sevdiğin insana kırgınlık, üzüntü. Tamam mı? Ama böyle bir şey yok ki. Tam tersine bulutlar geldi altında durduk deli köşemde durdun, merhametin gözlerinde falan. Asla iyi, güzel şeyler söylüyor. Burada hocam sitem olmamış, hiç gitmemiş. Cevap Denizli. Hocam edebi sanatlar neler? Bir arkadaşlar, bak bunu birazcık açmak istiyorum. Bir defa bu tekrarlar, tekrir sanatı. Yazıyorum hocam, tekrir. Bir şiirde bir kelime çok sık tekrar ediliyorsa tekrir sanatı. Bir defa tekrir var, elde var bir hocam. Sen geldin benim deli köşem. Şöyle düşündüm. Sevgili deli köşem. Buradaki deli köşe ne arkadaşlar? Bence kalp. He hocam. Ee, Aşırın kalbini deli köşe demiş. Ya burada mesela istiare derim. Tamam mı? Hocam istiare demiyorum. Ben benzetme de zaten. Yani bulutlara geldin üstüne. Bulutlara gelip köşede oturur. Abartma hocam. Abartma da var. Bulutlar senin deli köşende oturacak. Böyle bir şey olamaz. Tamam mı? Durdu. Merhametin ta gözde kendisi. Bir defa teşbih var hocam. Bak teşbih var. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir. Bu da zaten teşbih hocam. Bulutlar geldi altında durduk. <laughs> hocam tekreri sanatı var. istiare var. Benzetme var. Hiç olmazsa şunu de hocam. Yinelemeler, tekrir ve benzetme var. Ondan dolayı çok güzel sormuş ÖSYM'e. Cevap Denizli diyoruz. Dördüncü sorumuz bir beyit vermiş Zati'nin. Tamam mı? Ee, hangi edebi sanat yoktur? Tamam hocam. Şimdi gül üzülsün, gonca açılsın, bana sen gül yeter. Ağlasın bülbüllerin ey gonca, tek sen gül yeter. Hocam cinas neydi? Kelime bazında yazılışla aynı anlamları farklı olacak. Buradaki gül hocam isim olan gül. Sen gül yeter. Bu da gülmek fiil. Aynı kelime, yazılış aynı anlamları zıt cinas. E aynı zamanda bu tekrirdir hocam. Tekrir de yineleme. <laughs> Aslında burada sen sen de var. Yeter yeter de var. Aynı yani var hocam. Tamam mı? Başka var mı? Gibi hocam. Teşhis bakın. Gül üzülsün, gül üzülmez ki. Bu aynı zamanda teşhistir. Aynı zamanda insana benzetilmiş istiare. Belki bir önceki şiirde teşhis söyledim mi bilmiyorum. O da olabilir. İstiare hocam var. Yani ey nida var mesela. Tamam ya bu teşhis bir daha var hocam. Gül üzülmez ki. Ee, bülbül ağlamaz ki. Teşhis. Aynı zamanda nedir burada? Eee istiare yapılmış. Tezaf var hocam. Ağlamak e, açmak var. Ne vardı? ha Ağlamak ile gülmek var hocam. Evet bu da var. Hüsnü talih güzel bir nedene, Sebep sonuç ilişkisi olacak. Mesela bugün hava çok soğuk. Soğuk olmasının sebebi belli. Coğrafi bir nedeni var. Neyse. Ama sen ne diyorsun? İşte arkadaşım e, yanıma gelmediği için bugün hava çok soğuk. Yani kendince güzel bir nedene bağlıyorsun. Böyle bir şey hiç yok. Ondan dolayı cevap Edirne dedik. Beşinci sorumuz hangisinde cinaslı mani yoktur? Arkadaşlar mani biliyorsunuz e, yedili hece vezni yedili. Zaten seçeneklere baktığımız zaman hepsi yedili. E, cinası zaten bakın çok sormuşlar cinası. Kelime bazında kelime yazılışı aynı anlamları farklı olacak hocam. Mesela A seçeneğine baktığım zaman oyarsın. Şirine ferhat isen oyarsın. Varır dağı oyarsın. he. Ne sen eski o yarsın. Vay hocam. O e, bir o yarsın. Yani sevgilisin. O sevgilisin. O kişisin. Bir de varır dağı oyarsın. Oymak var hocam. Yani hem fiil olarak oyarsın var hem de sevgili. Bu arada şunu not alalım. Bak bunu sormalara çok güzel olmuş hocam. Bazı öğrencilerimiz cinası diyor ki illa yazılışı aynı bitişikse bitişik ayrıysa hayır. Bakın oyarsın oyarsın. Aynı kelime ama birisi hecelere ayırmış farklı. Bunları cinas kabul ediyoruz. İşte çıkmış soru tamam mı? Yoldurmaz, yürüyene yoldurmaz. İpek saçın yol, yoldurmak burada fiil olan yoldurmak. Saçını başına yoldurma diyor ya buradaki yoldurmaz. Bu da isim hocam. Yazılışı aynı anlamları farklı ama birisi bitişik birisi ayrı. Bakın çıkmış soru. Kahve yemenden gelir, bülbül çimenden gelir... Ak topuz beyaz gerdan her gün harman. Hocam gelirlerin yazılışı aynı ama anlamları da aynı. İkisi de üçü de fiil. Hocam cevap Ceyhan. Ee, gözlerim ve gözlerim var hocam. Kan ağlıyor gözlerim yani benim gözlerim. Kan ağlıyor gözlerim. Üstüm olan göz. Akşam sabah gözlerim yaremin yolunu gözlemek hocam. Birisi isim birisi fiil. Anlamlar farklı. Taşı saydım, baş yaran taşı saydım, Bulsaydım bir gül atan başımda taşı saydım. Taşımak. Bir taşı saymak var. Taşı saymak var. Bir de taşımak var. Taşı saydım. Fiil hocam. Çok güzel bir soru ama oldukça da kolay bir soru. Bu tip soruları tokatlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Soruda mini değişiklik yaptım ama çıkmış sorunun mantığı bu şekildeydi. Tamam mı? Konuyu bildikten sonra, farklı soru tiplerini çözdükten sonra ÖSYM nasıl sorarsa sorsun. Şekilli mi soruyor, tablolu mu soruyor, bilgi mi soruyor? Biz bu işi çözeceğiz. Altıncı sorumuz. Bu dörtlükler, bu şiirler biçim içerik özellikleri dikkate alındığında incelediğimiz zaman hangisi bir varsağıdan alınmıştır? ÖSYM'yi seviyorum. Çok net soruyor. Hocam varsağı sekizli idi değil mi? Artı ee, yine aşk, sevgi konusu ama biraz erkekçe söylemiş ve burada... Bre Hey gibi ünlemler kullanılırdı. Bunu biliyoruz değil mi? Hatta Semai 8'deydi. Varsa 8'deydi. Semai ve Varsa arasındaki var, Bre Hey gibi ünlemlerdi. Bir de e, Varsa birazcık da talihden şikayet. Böyle daha erkekçe söyleyiş gibi. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman hocam Denizli'yi ve Ceyhan'ı eliyorum. Çünkü hocam bunlar 11'li. Bitti. Bitti hocam. Koşma yani. Ha incelediğin zaman düşman geldi tabi hocam bu koçaklama oluyor Ceyhan. Denizli'ye baktığın zaman işte e, kaç vicdan eğilmez para sesine e, güzelleme falan gibisinden. Neyse. Hocam A bu A, Adana, Bursa ve Ceyhan, e, Edirne dediğim zaman bakın Bursa'da yürü bire. Bitti hocam cevap Bursa. Bu kadar kolay sormuş. Ha A ve Edirne ikisi de 8'de olduğundan Varsadi'yi de ne olur? Sema'i olur. Aşk. Yani hepsi aşk. Ceyhan'a çıktığımız zaman. Tamam mı arkadaşlar. Temel kavramları çok iyi bileceğiz. ÖSYM herkesin bildiği temel şeyleri enfes bir şekilde soruyor. Temel şeyleri bildikten sonra oldukça kolay. Yedinci soru arkadaşlar. Bilen için 3-5 saniyelik soru. Parçaya baktığımız zaman Yunus Emre demiş... Tasavvuf demiş, insanın kamil demiş, meslevi demiş hocam. Kim bu? Bunu artık adımız gibi bileceğiz. Nedir? Risale-i Hocam yine ya yine soruyorlar ya. Üsteyim hep aynı şeyleri soruyor. Bakın seçeneklere bakın. Divan Hikmet, Ahmet Hikmet'in, Kutat Kubilik, Yusuf Asacip, Atı ı Hakayık, Ahmet Yükündeki, Vesile Tüneci, Süleyman Çelebi'nin ve Mevlidi. Ya adamlar belki 2010, 2024'te Kutat Kubilik'i soracak bilemesin. Sana düşen temel şeyler bir arkadaşlar. Tamam Yunus Emre. Ha burada şuna dikkat edelim. İşte Yunus Emre'nin olması, mesleği, içinde mensup bölümler var. Didaktik taşıyor. Her çıkmış sorudan da bir şeyleri not alın. Ha, e, manevi yolculuk, akıl, iman, insanı kamil falan falan. Bunlar da önemli arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru maalesef pek çok öğrencimizi ters köşe yaptı. Şimdi öğrencilerimizde şu var. Şu pentame, surname yıl boyu ezberliyor. Harika, süper biliyor. Yani ben biliyorum yani. Bu kampımı izleyin. Kaç öğrenciyi tahtaya kaldırdım. Pentname, öğüt hocam. Surname, şehzadelerin evlilikleri, düğünleri, şehrengiz, şehrin güzelliği. sefaretname, Osmanlı elçilerinin gittikleri yerdeki izlenimleri, tezkire, hocam günümüzün biyografisi. Bunu öğrenci çok iyi biliyor. Ama bu soru yanlış yaptı. Tamam ya yani yapanlar için söylüyorum. Hocam Kafayı çalıştıracağız, yorum yapacağız, şıklardan eleme usulüyle gideceğiz. Şimdi Met demiş ki bakın, biçim-içerim dikkat dikkate alındığı da bu parçanın aşağıdaki edebi türlerinin hangisinin alındığı söylenebilir. Bak sana ipucu veriyor. Edebi türleri söylenebilir diyor bak. Tamam mı yani? Okuyorum, biraz değiştirdim. Bahçedeki bu bölüme dört sofra kuruldu. Birinci sofraya sadrazam oturdu. İkinciye Fahrettin Paşa, Nişancı Mehmet ve üç ağa oturdu. Dördüncüye beş katip defterdar, çavuşlar, kapıcı başı oturdu. Diğer yemeklerde paşaların ve ağaların yardımcıları. Hocam bak bir defa bu yemek. Ne demek bu? Bu yemek daveti var. E bu daveti bakın böyle yani sadrazam getirmiş yani. Padişahın ikinci, değil mi? birinci adamı sadrazam. Nişancı Mehmet, defterdarlar, kadipler, çavuşlar, paşalar ağlar. Ya, hocam demek ki sarayda bir davet var. Sadar yemek yiyorlar. Ya yemek yeme bir etkinlik ne olabilir? Ya petname öğüt. Yani öğüt yok ki burada. Genelde bunlar zaten şiir şeklinde yazılır. E surname ne arkadaşlar? Padişahın çocuklarının düğünleri. Hocam niye olmasın? Bak söylenebilir diyor. Olabilir hocam. Bir davetin bir bölümünü almış. Bir şehrin güzelliğini mi anlatıyor? Bursa şehir gibi. Osmanlı sefirinin gezdiği yani seyahatname gibi bir şey mi? Yok hocam. Bir ünlü bir kişiyi mi tanıtıyor? Şu kadar kitap yazmış, şu kadar şiiri var, şu, şu kadar mesele. Yok hocam. Ya ben seçeneklere bakarak demek ki surname. Tamam bunu şehrengiz diyen olmuş falan gibisinden. Bilene kolay bilmeyene zor arkadaşlar. Kitabın bir bölümünü seçmiş ipucu vermiş. Yemek, paşa, sadrazam, davet, sofra. Hocam surname. Evet dokuzuncu sorumuza bakalım. <laughs> Divan edebiyatında öyküleyici niteliğe sahip Mestevi. Mestevi zaten günümüzün hikaye ve romanı. Tamam mı? Hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar ah Meslevi nazım şekli Türk edebiyatında İran edebiyatında geçmiştir. Doğru hocam bu çok çok önemli. Biz Mestevi'yi İran edebiyatından almışız e, ee, Lami Çelebi ve Alişir Nevai hamsi sahibi sanatçılardandır. Arkadaşlar bir defa şunu bilelim. Alişir Nevai Türk Edebiyatı ilk hamsi sahibidir. Hamse zaten biliyorsun 5 meslevinin toplamına hamse diyoruz. Tamam mı? 5 meslevi eşittir Hamse sahibi. Sonra Hamdullah Hamdi Lami Çelebi de var. Hatta ben bu kişileri şuraya yazdım. İsteyenler isteyenler yazabilirsin. Yani Alişir Nevai ve Lami Çelebi dışında Hamdullah Hamdi ki Anadolu'daki ilk Hamse sahibi, Taşilcili Yahya, Nerigisir, Karapazı, Nevizade Atay'ı. Bunun dışında bakın pek çok kişi var. Bir Sinan Paşa falan var. Ee, gibi gibi gibi. Ama en önemlileri bunlar. Bunları lütfen not alalım. Bakın sınavda çıktı. Demek ki Hamse sahibi sanatçıları bu yazdıklarımı bilmek lazım sevgili gençler. Bursayı da doğru kabul ediyorum. Ee, Yusuf Has Hacıp Türkiye'de evet ilk siyasetnamörüdür. Evet doğru hocam. Bu arada ya şöyle diyebiliriz hocam meslevi değil misiniz ne alaka var? soru demini değişiklik yapma siz şunu bilin. Kutat kubili, Yusuf Has Hacip yazmıştır. Bu da e, ilk meslevimizdir. Yani siyasetnamedir ve ilk meslevi örneğidir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bu şekilde kabul edebilirsiniz. Yusuf Has Hacip Kutat Kubili yazmıştır ve ilk Mesnevi'dir. İlk siyasetnamedir bu da doğru hocam. Ee, Şehname ve Mantukutay gibi klasikte bu nazım şekli. Arkadaşlar Mantukutay gül kuşların dili ki ÖSYM çok zordu. Şehname'yi not alın arkadaşlar. İranlı e, değil mi? İranlı Firdevsi tarafından yazılmış. Şehname çok önemli. Sanırım 60 bin beyit olması lazım. Hatta bir şairin yazmış olduğu en uzun epik şiir diye, diye, biliyorlar. Yani Şehname çok önemli. Ve bu da meslevi şekilde. Arkadaşlar zaten E seçeneği neden diyoruz? İskender Nami'yi Aşık Paşa değil Kiz mi yazmıştır? Ahmedi yazmıştır. Cemşidi Hurşit gibi. Tamam mı? Yani soru çok güzel. Mesnevi demiş. İran'dan almışız. İşte beş mesleviye hamsediyoruz. diyoruz. Hamsi sahibi sanatçılarımız kim? E Kutatkü Bilik bizim ilk siyasetname. İlk e, mesleviğimizi Yusuf Hasacı bunu bilmemiz lazım. E, Mantuku Tayrın ve Şehname'nin de Firdevsi işte e, ne olduğunu meslevi tarzı yazdı Ama Aşık Paşa değil arkadaşlar. İskendername olması lazım. Bu arada Aşık Paşa'nın e, mesnevisi Garip garipnameydi. Bunu da unutmayalım. Bu da ayrı harika bir soru. Yani çoğu öğrenci bu eserleri ezberlemiştir. İşte ne bileyim e, Fuzuli, Leyla ile Mecnun, Şeyh Galip Hüsnak, Şeyhi Hüsrevişir'in Ahmedi biraz önce Cemiş Duruşet işte demiştik yani. Garipname. Zati de Şemi Pervan. Belki Zati'nin Şemi Pervanesi'nin konusu belki bilinmeyebilir. <laughs> Şimdi adam öyle bir soru sormuş ki arkadaşlar çok kısa özetlemiş. Hep derim sevgili gençler inşallah ben de fırsat bulursam bugün öğrenci bir yorumda yapmış. Önemli meslevi ile alakalı bir özet yapsanız diye. Şimdi sevgi oğulları kabilesinden bir kız ve bir erkek çocuk demiş hocam. Aslında buradaki kız arkadaşlar hüsündür. Erkek çocuk da aşktır. Tamam mı? Aslında hüsün Allah'tır. Aşk da Allah'ı arayan derviştir. Tamam mı arkadaşlar? Okula gider, arkadaş olur, birbirlerini severler, kabile büyükleri, ikisini evlenmesi için şart koşar, erkek kahraman kalp yüksüne gidecek orada, kimyayı bulup getirecektir, kahraman yolda türlü zorluklarla karşı. Bu aslında konu ilahi aşk. İnsanın Allah'a ulaşması için çektiği sıkıntılar. Kuyuya düşer, bir dev tarafından hapsolunur, sonrasında bir cadın eline düşer. Cin padişahının kız tarafından kandırılır. Çin Padişah'ın kız tarafından. Cin dedim ben? Bütün bu zorluklardan onu kurtaran Sühan adlı bir ihtiyadır. Kalp ülkesine ulaştıktan Sühan ona gizli sır açıklar ve o da anlar ki aradığı şey kendi ondan ayrı şey değildir. Arkadaşlar cevap Hüsnü Aşk. Bir daha söylüyorum. Şeyh Galip Divan Edebiyatı'nın son büyük şairidir. Bu tekke mesleviyesi. Çok önemli bir meslevidir. Tamamen ilahi aşktır. Tamam. Buradaki hüsn kadın erkek aşkı gibi gözükse de Allah derviş tamam mı? Muhabbeti dervişin Allah'a ulaşmak için çektiği sıkıntıları sembolik, alegorik bir tarzda anlatmıştır. Tamam mı? Yoksa Leyla ile Mecnun, Hüssevişir'in, Şirin Cemiş Duhuşu değil arkadaşlar. Bunların da özetlerinizi şiddetle bakmanızı istiyorum. Evet, diğer sorumuz boş bırakılan yere hangi şair? Hayali Bey, Baki, Taşlıcalı Yahya, Şeyhi Ahmedi. Püf noktalar var, bilen için çok kolay arkadaşlar. Bağdat'ın fethi sırasında tanıştığı nokta nokta Leyla Ümmecnun meslevesini yazmak olsa Fuzuli'yi teşvik etmiştir. Bu önemli rolü birlikte an, ham, arkadaşlar hamse sahibi demiş. Biz bir defa bu meşhur hamse sahiplerini bilecektik. Aleşer Nevahi, Hamdullah Hamdi Taşlıcalı, Yahya Lami Çelebi, Atai Nergisi gibi. Hocam bir defa ben hamse sahibi sanatçıları bildiğim zaman ne yaparım arkadaşlar? Ee, A, B, Denizli ve Edirne'yi elerim. Taşlıcalı Yahya. Bu bir. İkincisi arkadaşlar Yavuz Sultan Süleyman dönemi çaldıran Kanuni Sultan Süleyman Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu e, Şehzade Mustafa'nın kankasıdır Taşıcılı Yahya. Aynı zamanda asker şairdir Yeniçeri Ocağı'nda. Bir de hocam Şahu Geda çok önemli yani. Yusuf Zileyhan ve Şahu Geda. Hatta beş meslevisi buraya yazmış hocam. Şahu Geda'ya bilgi vereyim. E, Geda Şah'a aşık arkadaşlar. E, yani Aşk hikayesi Leyla-i Mecnun gibi arkadaşlar. Çok önemli. Taşlıcada Yahya'nın şahı gedası. Hatta şey derler bu mesleviyle kala İstanbul'u, Ayasofya'yı, at meydanını en güzel tasvir eden mesnevidir. Tamam mı? Buna ayrı bir bakarsınız. Hocam hamsi sahibinden Yeniçeri Ocağı, şu Yusuf-i ve Şahı Geda'dan dolayı hocam Taşlıcalı Yahya demiş olduk. 12. sorumuz artık Batı Edebiyatı'na geçtik. İbrahim Şinasi, Ahmet Biraz Ziya Paşa Namık Kemal Şemsettin Şöyle soruya bakıyoruz hocam. Tercümanlı Ahval'in birinci sayısındaki mukaddemesinde. Hocam tercümanlı Ahval'i Şinasi çıkarıyor. Mukaddimeyi Şinasi yazıyor. Tasvir Evkale Şinasi çıkarıyor. Gazete halka seslenme falan savunmuş yenilikçi falan falan hocam. İbrahim Şinasi bu Şinasi ne ya? Bak yani hepsi önemli bak. Yani burada Ahmet, Mithat, Ziya Paşa hepsinden soru girebilir. Ama net, tercümanı, ahval, mukaddime, tasfiye, İbrahim Şinasi. Başka bir şey izah etmeye gerek var mı? Yok. 13. soru. 3-5 saniyelik soru. Kişiler var. Hepsi Seyvet Fulu mu? Evet. Hüseyin Cahil. Özür <laughs> dilerim. <Cülüyor> Ahmet Rasim Tevfik Hüseyin Rahmi Bağımsız. Tevfik, Refik Halit Kara hocam. Bakıyoruz hocam. Seyvet demiş. Tamam hocam. Sert kalemi. Polemik. Eleştiri ondan sonra eski yeni tartışmalarında yeninin edebiyatının başta gelen savunucularındandır. E, dekadanlık meselesi Ali Kemal çalışması kavgalarım hocam. Seyvet Funu döneminin en kavgacı kişisi Hüseyin Cahit Yalçın'dır. kavgalarında bunu anlatır. Yenilik taraftarlarının karşı e, şeydir, savunucudur. Eski dediğimiz kişilerle de çok ciddi savaşmıştır. Dekadanlık meselesi. Zübbelik tamam mı? Yani bunu anlatmış. Hocam bu hatta burada şunu not alalım arkadaşlar sormamış ama Edebiyat ve Hukuk makalesini Fransızcadan çevirmiştir. Sevvet bunu dergisi de yayınlamıştır. İkinci Abdülhamit tarafından kapatılmış Çünkü orada azınlıkların hakların savunuculuğu yapmış. Yani bağımsızlık mücadelesiyle toprak kaybını engellemek için böyle bir mevzu da var. Yani kavgaların çok önemli eski yeni tartışmasında falan bu aklımıza hemen Hüseyin Cahit Yalçın gelecek arkadaşlar. Yine harika sorularımızdan bir tanesi bir şiir verilmiş. Biçim ve içeriğe bakacağız. Acaba hangi şaire aittir? Cenap, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Paşa. Şimdi iyi öğrenci arkadaşlar. Şöyle parçaya baktığınız zaman şuradaki küfe kelimesini görür. Tamam mı? Küfe şiirini bileceksin. Tamam mı arkadaşlar? Şiire bakıyorsun, okuduğun zaman arkadaşlar e, hikayeli şiir, şiirli hikaye. Yani bu arkadaşlar nedir? Manzum. Hikaye. Burada şunu bilgi vereyim arkadaşlar. Aslında bu eskinin mesleviyesi. Leyla ile Mecnun Şahı Gida gibi arkadaşlar. Yani eski edebiyatımızda, divan edebiyatında hikayeli şiir biz meslevi diyorduk. Ama Tanzimat'ta ilk defa Recaizade Muallim Naci gibi insanlar böyle birkaç şiir yazmış. Böyle mesleviyi andırıyor. Yani manzum hikaye. Ama bunu en iyi yazan Selvet Furun'da iki kişi var arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy ile. Yani e, şey Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikreti bunların babası. Yani okuduğun zaman didaktik, öğretici, nasihat böyle şiir, düşündürücü, sosyal olay, mesaj var. Teker meker küfe, bir hitap düştü de öteye. Benim babam senin altın öldü. Sen hala Kurumla yat sokağın ortasına böyle daha o anki karşı evden bir orta yaşlı kadın göründü. Oh benim oğlum. Yani okuduğun zaman karşılıklı konuşma hikaye mesaj var. Bu arada bakın hemen şunu söyleyeyim. Ee, bunu not almanızı istiyorum. Çünkü önemli işimize yarar. Mehmet Akif Ersoy'u deyince aklımıza Küfe, e, Seyfi Baba, Mahalle Kafkas, Kahvesi ve Hasta bunlar aklımıza gelsin arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Eee bir saniye gitti mi? Ha, teyfi fikret deyince de aklımıza balıkçılar, hasta çocuk gelsin. Tamam bunlar çok önemli sevgili gençler. Nedir? Manzum, hikaye, sanatçılarımız ve eserleri. Şimdi soruya baktığımız zaman ya zaten bilen hocam direkt ne yapar buna? Hani şiire baktığın zaman Cenab-ı Şahabettin'in, Ahmet Haşim'in ve Ziya Paşa'nın böyle manzum hikaye örneği yoktur. Yahya Kemal'in sanırım bir tane var o da Nazar adlı yani onu da araştırmak lazım. Ama Yahya Kemal Beyetti, Beyatlı arkadaşlar divan şiirini e, Türkçe çok güzel uyarlamış. Ama hiçbir zaman manzum öykü özelliği yok. Bir nazar adlı bir şiiri var diyorlar ama hemen Mehmet Akif Ersoy değil. Bir, hocam küfe demiş. Küfeyi bileceksin. İkincisi de kim bunlar? Mehmet Akif Ersoy ile arkadaşlar Tevfik Fikret bu ve eserlerini çok iyi bilmemiz lazım. Yine bilgi sorusu arkadaşlar seçeneklerimizin hepsi fehoy 5 hececi zaten bunlar da 5 hececi demiş e nereden bileceğim eserlerden hocam kim bu hocam her zaman söylerim bunu da okumanızı isteyelim e, şu fırtına ve kar adlı şiir manyak bir şiir gerçekten çok güzel hatta Cenab-ı Şahabettin'in elhan-ı şitasına benzetmeye çalışmış. Bir de Peri Kızı ile Çoban hikayesi çok uzun ama manyak bir şiir. Yani bunu da ben her derste ne zaman Orhan Seyfi Orhan konusu açılsa Fırtına ve Vakarı okurum. Peri Kızı ile Çoban hikayesini okurum ve öğrencilerimin çoğu da bu Peri Kızı ile Çoban hikayesini beğenir arkadaşlar. Hepsi fahoy ama eserler Orhan Seyfi Orhan arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz. Evet Cumhuriyet döneminden bir soru. Ee, Kimmiş demiş bu sanatçımız öykü ve tiyatrolarıyla adını duyuran özellikle 60'tan sonra az hikaye yazarak tamamıyla tiyatro türünü yoğunlaşmış. Hocam burada bunlardan ziyade eserlerinden çıkarabiliriz. Bu şişhaneye yağmur yağıyordu çok güzel bir hikaye özetini muhakkak okuyun arkadaşlar. Bu çok meşhur kaç kere de sınavda çıktı yaşasın demokrasi. Bu da çok önemli. Ay ışığında çalışkır deyince hocam ha, e, haldun taner gelmesi lazım. Yani şu bilgilerden ziyade eserlerini bilmemekte fayda var. Ünlü kişilerin ünlü eserlerini bileceğiz. Son sorumuz. Hocam 17 tane diğerleri para. Belki bir tane soru edebiyat sorusu ama birazcık böyle paragrafımsı bir soruydu. Ondan dolayı diğerleri tamamen arkadaşlar Türkçe kısmıydı. Kelime anlamı, cümle anlamı paragraf arkadaşlar. Diyorum şu anda gecenin bir çeyreği bu arada abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu oynatma listemi de muhakkak izleyin. Şunu gördüm ben. Edebiyat soruları çok güzel, net. Ha ezberlenecek özellikle divan edebiyatı çok önemli. Cumhuriyet döneminde hangi sanatçı çıkacak bilmiyoruz. Ezberlenecek şeyler olsa da az çok genel temel şeyler bildiğimiz zaman sorular oldukça kolay arkadaşlar. Tamam mı? Her sene bir tane edebi sanattan geliyor. Boşluklar var. Hangisi gelmeli demiş hocam. Bir, bir defa burada şair demiş. Demek ki şiir. Bu çok önemli. Dış gerçekçilik, doğa güzelliğine önem verme. Objektif gerçekçi, lirik romantik şiirin yerine nesnel bir şiir hocam demiş. Hocam hangisi olabilir bu? Mesela bilmesen de ikinciye baktığın zaman hocam. insanın iç dünyası, hayal gücü, ondan soracağıma simge, anlam kapalı hocam. Herkes kendince yorum yapabilmeli Ahmet Haşim gibi tamam mı? Cenap Şahabettin gibi. Anlam değerinden çok müzikalite hocam. Hocam bu ne oldu? Kesinlikle sembolizm olacak. Zaten Parnasizm Ceyhan olacak. <laughs> Parnasizm de arkadaşlar zaten realizmin şiir biçimi. Dış gerçekçilik, doğa, güzelliği, objektif zaten realizmin şiir biçiminde de biz Parnasizm diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum bu tarz videolar için. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. oynatma listemi muhakkak inceleyin. Dil bilgisi, denemelerim çok çok önemli. Kısa videolarım çok önemli arkadaşlar. Edebiyat, deneme var. Kampta çok önemli arkadaşlar. KPSS paragraf soruları var. Çıkmış sorular. Onları muhakkak çözün. Türkçeyi, paragrafı, edebiyatı full diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.